Golden Gamers TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Eğer iyiseniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindeyse karşınızda Call of Duty Modern Warfare. İnşallah videoda sorun çıkmaz da bu videoyu atarım artık. Çektiğim bilmiyorum artık 20. mi 30. mu video. Bıktım. Yani sorunu çözmek için arada test ettiklerimi saymıyorum. Sorunu çözdüm sanıp devam edip çektiklerim var. Yaklaşık yarım saatlik videolar. Bıktım artık onları çekmekten. Umarım artık sonunda çözmüşümdür sorunu. Sorun dediğim, hatırlarsınız, oyun içinde herhangi bir kasma olmamasına rağmen video, yani çıkarttığı video, OBS'in çıkarttığı videoda video içinde kasma vardı oyunda. Bakalım, umarım çözülmüştür artık. Bıktım yani. Ben de atarım videoyu. Şuraları anlatmaktan yoruldum. Tekrar anlatacağım bu videoda. Eğer izlediyseniz, yani daha önce biliyorsunuz bu oyunu, ne olduğunu, nasıl olduğunu. Siz bu kısmı atlayın. Ben çünkü şu menüleri falan, silahları falan anlatacağım biraz. Bu kısmı atlayın siz. Sonları videonun yarısında falan olur muhtemelen biteceği zaman. Artık ezberledim ne kadar sürdüğünü. Bir ilk bakış videosu tarzında olacak. Bir yandan oyunda oynayacağız. Dereceli bir oyun oynayacağız. Daha doğrusu dereceli değil de lig oyunu oynayacağız. Şimdi başlayalım. Silahlar. Çok çeşitli silah sistemi var oyunun. Burada loadoutlar var. Oyun içerisindeyken buradaki, yani bunlar sizin, nasıl diyeyim, takımınız. Silah takımlarınız. Birinci takımınız, ikinci takım, üçüncü takım falan. Oyun içinde bunları numpad üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Şuradan mesela benim genelde kullandığım şu. Bunu kullanıyorum. Şuradan silahın üzerine tıkladığınız zaman silah değiştirebiliyorsunuz. Bir sürü assault rifle var. SMG'ler var, shotgunlar, LMG'ler, marksman rifle'lar, sniper rifle'lar, melee şeyler. Daha bunlara tabancalar geliyor. Onlar secondary weapon'da. Şimdi mesela buradan bizim kullandığımız, ben M4A1 kullanıyorum. Bu silahlar tabii şeyle açılıyor, pardon. Silahlar level atladıkça açılıyorlar. Mesela Scar'a benim level'ım yetmiyor. 47 level'da açılıyor. İşte AK-53'de açılıyor falan. Şuradan seçtiğiniz silahınızı, sonra Gunsmith'e geliyorsunuz. Tabii silahta level atladıkça açılacak bunlar. Benim silahım mesela şu anda 28 level. Buradan mesela muzzle eklentileri var. Yani ucuna taktığınız şeyler. Susturucu takmışım ben. Barrel'lar var. Şu uç kısmı. Ben de bu takılı. Bunu sırf görüntüden taktım bu arada. Şu hali çok çirkin duruyor diye bunu taktım. Lazer takabiliyorsunuz. Optik takabiliyorsunuz. Yani işte sight, holografik görüş. Ben de holografik görüş var, APX. Normal şu en alttaki çok iyi. Ben bunu kullanıyorum dereceli oyunlarda, yani lig oyunlarında. Lig oyunlarında bunların hepsi açık oluyor. Bütün silahlar ve bütün şeyler, eklentiler açık oluyor. Lig oyunu oynarsanız. Level olmasına gerek yok silah. Buradan şey ekleyebiliyorsunuz. Stok ekleyebiliyorsunuz. Ben stoğu değiştireyim şöyle. Yeni stok gelmiş. Stok. Takılı stoğum. Çok takmamışım ben zaten buna. Şu an boş stok bu. Bu yeni stok oluyor. Neyse, önemli değil. Perkler var. Perklerde siz silaha özellik kazandırıyorsunuz. Mesela Heavy Hitter neymiş? Melee produces greater stun on target. Yani ne? Siz yakın dövüş yaptığınız zaman, yani silahla beraber E'ye bastığınızda bir yakın dövüş saldırısı yapıyor. O saldırıda düşmanın stun süresini uzatıyor. Yani düşmana verdiğiniz sersemletme süreyi uzatıyor. Mesela ne diyor? FMJ increases bullet penetration and damage against equipment and kill streaks diyor. Yani diyor ki teçhizatlara karşı verdiği zırh deliciliği, yani merminin delicilik özelliğini arttırıyormuş. Onun gibi şeyler var. Bunları zaten bakarsınız detaylı. Çok fazla eklentisi var. Her silahta farklı farklı şeyler olabiliyor. Buradan customize'dan kamuflajlar var. Yani skinler, skinleri. Bunlar ne? Mesela burada bir ne var? Spray paint skinleri var. Grup grup skinler var. Bu skinleri mesela kill aldıkça açıyorsunuz. Para vermiyorsunuz. Kill aldıkça skin açılıyor bu şekilde. Ama ben çok kaliteli değil bunlar. Görüyorsunuz zaten tipleri. Ben çok beğenmiyorum. Woodland'lar var. Attığınız headshot sayısınca açılıyor bunlar. Ben mesela şu ana kadar 45 headshot atmışım. En son bunu açabilmişim. 60'ta bu açılacak. 80'de bu açılacak. Mesela Dragon'lar. Bunlarda da hip fire aldığınız zaman direkt ilk şeyde birine veriyor size. Hipfire aldıkça da sonrakileri açıyorsunuz. Hipfire killleri aldıkça.
Splinter'lar mesela 33'te açılacak. Skull'lar 71'de açılacak. En son şu açılıyor bunların hepsini bitirdiğiniz zaman. Hepsinden her şeyi aldığınız zaman bu açılıyor. Completionist. Sticker'lar. Normal CSGO'dan biliyorsunuz. Sticker. Yani buralara yapıştırma. Ben de tek sticker olduğu için hepsine bir tane aynısını yapıştırmışım. Charm'lar. Anahtarlık gibi böyle şeyin yanına takıyorsunuz. Rectile'lar. Bu görüşleri değiştiriyor. Holografik görüşleri. Değiştiriyorsunuz. Bunları kazanma şeyleri var işte. Corp Combat Holosight takılıyken 200 kill aldığım zaman bu açılacakmış falan filan. Geçtik. Normal perkler var. Karakterinizin perkleri. Mesela ne? Perk 1, perk 2, perk 3. 3 tane farklı yetenek alabiliyorsunuz, özellik alabiliyorsunuz. Mesela perk 1'deki double time ne işe yarıyor? Sizin Shift tuşuna 2 kere bastığınızda silah böyle sağ eliyle havaya kaldırıp hızlı hızlı koşmaya başlıyor. Ama bunun belli bir bekleme süresi var. Sürekli yapamıyorsunuz bunu. Bittikten sonra bekleme süresine giriyor. O bekleme süresini %30 düşürüyor. Overkill mesela ikinci silahınızı dedim ya tabanca oluyor ikiye bastığınızdaki silah. Tabanca ikinci silahınız. Onun yerine normal bir silah alabilmenizi sağlıyor. Yani bir sniper koyarsın, pompalı koyarsın, ikinci bir assault rifle koyarsın. Ya da sniper kullanıyorsan bir assault rifle koyarsın. Öyle. Pardon. Hapşurma geldi, burayı keselim. Üçüncü perk. Buraya farklı bir şeyler koyabiliyorsun. Hepsinde farklı şeyler geliyor gördüğünüz gibi. Bir de specialistler var. Activate diyorsunuz. Double time, scavenger. Bunları hepsinden aynı şeyleri seçebiliyorsunuz. Lethal bombalar var. Bunları G'ye basarak normal kullandığınız bomba tipleri. Farklı farklı çeşitleri var. Tactical'lar Q'ya basarak attığınız bombalar. Bunlar daha işlevsel, taktiksel dediği gibi işte. Bomba çeşitleri mesela benim kullandığımı Q'ya basıp atıyorsunuz. Havalanıyor. Gördüğünüz gibi helikopter gibi şeyleri var. Havalanıyor. Etrafı bir tarıyor. Düşman varsa size düşmanın yerini gösteriyor. Ve flash yapıyor eğer yakındaysa. Flash etkisi yapıyor. Geçtik. Bitti silah kısmı. Loadout'larınızı kendiniz kafanıza göre düzenliyorsunuz demiştim onu. Operatörler var. İki farklı operatör tipi var. Koalisyon ve işte nasıl okuyorsanız Elegance diyeceğim ben buna muhtemelen. Ya da Elegance artık nasıl okunuyorsa tam bilmiyorum okunuşunu. İkisinde farklı farklı bir sürü operatör var. Parayla alabildikleriniz vardır içinde. Yani benim gördüğüm sadece bunu parayla alıyorsunuz. Onun dışında gerisini bir şekilde açıyorsunuz galiba. Yok mesela bunu Season 1 Battle Pass'te açabiliyor musunuz? Geçti o. Farklı farklı şeyler var. Genelde bir şekilde açabiliyorsunuz. Mesela bunu Complete Operation Crosswind in Western Verdansk or a curious skin for this operator. Mesela işte bu herhalde bir campaign. Yani hikaye modundan bir bölümü bitirdiğinizde açıyorsunuz falan. İki farklı şey. Gördüğünüz gibi bunlar bazen kırmızı takım bu olur, bazen mavi takım bu olur. Şeydeki gibi, Rainbow'daki gibi düşünün, aynı mantık. Kırmızı takım, mavi takım var her oyunda. Free for all hariç, o modda herkes tek oluyor falan. Store'dan farklı şeyler var. Size ilk başladığınızda bedava bir pack veriyor, onu almayı unutmayın. Onu alın. Ondan sonra Battle Pass'lar, biliyorsunuz Battle Pass'in mantığını, ne işe yaradığını. Güzel şeyler veriyor, buradaki free'ler. Battle Pass sahibi olmasanız da alabildiğiniz şeyler geliştikçe. Şimdi artık bir oyuna girelim. Şuradan hemen oyun çeşitleri. Core oyunlar. Buradan farklı game çeşitleri var. Oyun çeşitleri var. Hardcore'lar var. Bunları deneyin. Beğendiklerinizi seçersiniz. Biz şimdi League oyunu oynayacağız. R'ye basıp Quick Play Filter olarak geçirdik bunu. Search and Destroy oynayacağız. Quick Play'de. Bu şey gibi. Search and Destroy. Nasıl düşünün bunu? CSGO'daki CSGO'nun aynısı. Yani CSGO. Search and Destroy. Hiçbir fark yok. Yani tek fark işte 6 olan kazanıyor bunda. CSGO'da 16 olan kazanıyordu. Bunda 6 olan kazanıyor. Bunda oyunlar berabere bitmiyor. Onun dışında bomba kuran ve çözen taraf 3 turda bir değişiyordu galiba. 3 roundda bir de yer değiştiriyorlar. Ya her roundda ya 3 roundda bir de emin değilim. O kadar oynadım bak hiç dikkat etmemişim ona. Çünkü çok önemli değil. Bunun CSGO gibi aman direkt gidelim bombayı kuralım şeyi yok. Genelde zaten kurmuyorlar bombayı. Kurmadan bitiyor maçlar. Onun dışında bir mod daha vardı şurada. Ground modu vardı. O şey değil böyle quick play ile girdiğiniz bir şey değil. Tıklıyorsun giriyorsun. O
bildiğiniz şey. BF'nin aynısı. BF'nin multiplayer'ının aynısı. Ve bana sorarsanız yani ben o şekilde oyun oynamak istiyorum. Domination modu yine işte bayrak kapmaca tarzı. BF'de de genelde o şekilde biliyorsunuz. İşte farklı çeşitler var da genel mantık bayrak kapmaca. Bir bayrağı aldın, şey yaptın. Oh. Bunda da aynı mantığı var. Aynı mantık var. Ama yani bana sorarsanız BF'deki daha kaliteli. Şu şeyi kapatalım bu arada ya. FPS sayacını. Gerek yok şu an. Kapattık. Ne oluyor? Ha. Şöyle seçtik. This serious. Bunların sesini kapatalım. Bana göre BF daha kaliteli yapmış o işi. O modu. Yani bunu da çünkü ben girdim biraz. Baktım. BF'de de ilk girdiğim zamanı da hatırlıyorum BF'ye. Ama bundaki çok, nasıl diyeyim, tamamen bir curcuna ya. Öyle böyle değil. Ulan. Ses. Çok ses kasamıyorsunuz bu oyunda. Her zaman ses kasılmıyor. Anlatmadığım şeyler kaldı. Killstreak'leri anlatmadım, bir de şeyleri anlatmadım size. Build upgrade'leri anlatmadım. Onları da anlatırız. Şimdi oyunumuza bakalım, biraz odaklanalım. Bitince konuşuruz kalan şeyleri. Oyun bitince anlatayım. Şu optiği değiştirmem lazım ya. Hemen girdik. Asimetrik optik. Şunu kullanacağım. Oyun içindeyken böyle değiştirebiliyorsunuz her şeyi. Güzel, asist oldu. Öldü bizim çocuk. Ne ya? Ha, oradaki vurmuş. Ben de diyorum nasıl tek attı hemen. Bu adam vurmuş. Geçtik. Bizim adam kovalıyor, bıçaklayacak. Ya kardeşim, niye yani? Niye? Niye? Ne gereği var? Yani adamı da elinden kaçırdı. Ha bak, az önce niye öyle bir şey yaptı adam? Çünkü diğer karşısındaki adam sesini duymuyordu. Niye? Field upgrade var. Bu bak şu sağda görüyorsun. Ben gösteriyorum. Ben hala gösteriyorum. Bak şu X'e bastığı zaman sağ aşağıda görüyorsunuz. Bir maskeli adam resmi var. Dead Silence field upgrade o. Ona bastığınız zaman, dolduğu zaman siz ayak sesi çıkarmıyorsunuz. Ne kadar koşarsanız koşun, şey yaparsanız yapın, ses çıkarmıyorsunuz. Şu an bizde de var o. Onu değiştirebiliyorsunuz tabi, başka şeyler de var oraya koyabileceğiniz. Yani genelde ben bunu kullanıyorum. Çak şuradan. Ya ama Allah'ım. Of of. Yani bu oyunla o kadar başlarda çok sardım. Bu turnuva modu vardı. O şimdi kalktı o mod. Turnuva modu varken çok sardım da yani şu an o kadar da sarmıyor açıkçası beni. Niye diyeceksiniz? Rainbow'la aynı sebepten dolayı sarmıyor. Direkt ölmeniz bak. Tek yiyorsun. Sevmiyorum abi. Yani o refleks gösterip bir anda arkaya dönüp sıkamayacaksan ben. Yani direkt tek yiyorsun. Öyle bir imkan yok. Bir de herkes pusarak oynuyor. Zaten tek yediğin için Rainbow'da da o şekilde herkes pusuyor. Bir saat bekliyorsun adamı. Sıkıcı.
Ben çok şey yapamıyorum. Yani tabii ki seven seviyordur da ben çok içine giremiyorum oyunun öyle olduğu zaman. Ama yine de şey gelecek. Yani ara ara oynayacağım, videoları gelecek. Campaign modunun yani hikaye kısmının tamamen atmayı planlıyorum. Eğer video düzgün olursa artık yani çözebilirsem bu sorunu. Çözüldüyse hikaye kısmı gelecek. Muhtemelen günde iki video atacağım. Bir Metro Exodus, bir de bu. Sıkıntı şu. Az önce Exodus videosu çekmeye çalıştım. Onda da aynı sorun oldu. Yani videoyu ilk baştaki bir test için ufak bir video çektim giriş kısmına. Test yapmak, test nasıl olacak, ses sorununu çözebildim mi diye. Bir baktım onda da aynı sorun var. Videoda FPS düşüklüğü var. Bakalım artık. Umarım çözmüşümdür. Bıktım çünkü. Buraya gidersek muhtemelen öleceğiz. Adamın yerini bilmiyorum. Headshot. Bomb planted. Set the perimeter. Şöyle bombaya doğru koşalım. Lan ne oluyor? Adamı gördük. Hadi. Hadi bıçak atsaydım keşke be. Güzel olurdu. Dönmeye çalışmış, bir son çırpınışları olmuş ama dönememiş. Bu arada oyunun şu yönünü sevdim. Evet, oyun pahalı bir oyun. Gerçekten pahalı bir oyun. Yani bana ücretsiz geldi oyun. Ekran kartıyla beraber hediye olarak geldi. Ama normalde pahalı bir oyun. Ama tut da size EA gibi şey gibi microtransaction üzerinden şey satmaya çalışmıyor, böyle kozmetik satmaya çalışmıyor sürekli olarak. Yani EA de satarsa satsın ne olacak, ama alan mutlu, veren mutlu. Bu oyunda en azından şey değil yani, size baksana abi şu skin'e. Gayet güzel. Daha neler neler açılacaktır yani ilerledikçe. Bu arada az önce dediğim o beklemekten sıkılıyorum bu tarz oyunlarda dememin nedeni benim ve Barzo gibi koşup koşup çatışmak istememden kaynaklı. Böyle deli gibi koşayım, önüme çıkanı vurmaya çalışayım. Benim için olay bu. Bastık hemen field upgrade'i, geldi. Sesler geliyor ama oyunda şey gibi değil, CSGO gibi değil. Ayak ses kasma. Cidden zor. Kolay kolay ses kasmıyor. O zaman adamın yani yanına geldiğinde duyuyorsunuz sesini. Bazen böyle 10 metre öteden sesi geliyor. Bazen dibinizdeyken anca geliyor. Değişiyor yani. Adamın field upgrade basıp basmamasından da kaynaklanıyor tabii ki. Koş 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 koş. Şu kapı aç, çok hoşlanmış bu arada. Secure the 1 minute remaining. Bomb set. Hold for detonation.
Ah be, çok geç tepki verdim. Benim hatam. Bakalım canı gitti, vurmuş muyum? Evet, vurmuşum en azından. Ama çok geç tepki verdim. Bir adam direkt HS çekmiş. Haritaları öğrenmek çok zor değil bu arada, kafanız karışmasın. Yani şu an izlerken zor gibi geliyor olabilir ama benim de 3-4 gün oldu ama haritaların çoğunu öğrendim, yerleri. Patladı bomba. Bazıları artık çok usta olmuş. Adam mesela, yani CSGO'da da yapanlar var tabi. Adam mesela 40 metre öteden bir bomba sallıyor. Böyle havadan belli bir yer ayarlamış. Bir bomba sallıyor. Karşıdaki evin böyle çatısındaki yarıktan içeri düşürüyor bombayı falan. Farklı şeyler var öyle. Şimdi size başka bir taktik göstereceğim. Bakalım tutar umarım. Gerçi bende sticky grenade var. Tutmayabilir. Muhtemelen tutmayacak yani. Evet, benden önce yaptı biri. Şuradan gelip direkt şuraya bomba atıp arabayı patlatırsanız, eğer yeni başlayan biri varsa, benim gibi, ben çok düştüm ona çünkü. Şu arabanın orada duruyorlar çünkü, o patladığı zaman onlar da ölüyor. Ben ona çok düştüm, siz düşmeyin. Karşı takımdan 4 kişi var. Hayatta. Lan. Ah. Yapacak bir şey yok. Etrafı iyi takip edeceksiniz. Haritayı, etrafı iyi takip edeceksiniz. Enemy bomb at alpha. Go now. Sanırım şeyden oynuyor bu adam. Ne adı? Xbox'tan falan oynuyor. Değil. Neti. Göremiyorum. Oyuna başlarken gösteriyor kimin hangi platformda oynadığını. Çözemeyecek. Geçti. Adam oyalıyor sadece. Kaç bari de ölme. 4-3. Muhtemelen kazandık oyunu ya. Değiştiriyoruz yine. Biz bombayı kuran taraftayız. Bomba şurada. Koşarken biri alıp geçiyor bombayı. Ben bombayı almıyorum genelde. Zaten yeni başladım. Bir de bombayı düşürüp de kendime sövdürtmeyeyim milleti. Lan aa. Karşı başka pencere var sandım be. Ah be. Adamı fark etmedim bile. Görür yoksa alırdım. Bunu tam bizim adamın karşısına gelen başka bir pencere var. Oradan sıkıyorlar sandım ya. İşte bunlar hep acemilikten kaynaklanan ölümler. Flash burada da hasar en yüksek şey galiba. En yüksek hasar veren Assault Rifle galiba. Baksana adamdaki skinlere. Tabanca da çok bir şey yokmuş da. Şey de var. Neden gideceğim? Buradan geliyorlar genelde.
Oraya pusuyor. Ah canım. Arabayı patlattı. Araba patlayınca direkt... Buna dikkat ettim. Kardeş ne yaptın ya? Bombayı da kötü attın. O kadar skin falan var sende yani. Daha güzel şeyler bekliyordum. Güzeldi. Duydu herhalde sesini adam. İyiydim. 30 seconds. We are out of time. Move. Ses duydu. X bastı. Evet basmadı. Bitti X'e. Sessiz hareket etmesi bitti bizim adam. Şu kadar izleyin. Ölüyordu neredeyse. Round süreldiği için vuramadılar. 5-4 kazanırsak bitiyor. Drop the ship ready. Ama genel anlamda şunu söyleyeyim oyun hakkında yani. O vuruş hissiyatı olsun, silahların çeşitliliği, eklentilerin çeşitliliği, yapabileceğiniz varyasyonlar falan güzel. Ama mesela bana sorarsanız birçok oyundan alıntı yapmış. Rainbow'dan almış, BF'den alıntı var, işte CS'den alıntı var. Birçok oyundan bir şeyler görüyorsunuz oyunda ama hiçbirini o oyunlardan daha iyi yapamamış hiçbirini. Bence. Bomba nerede? Şurada. Ah be. Geç fark et bak. Bir kere döneceğim sonra tekrar döneceğim buraya. Tam evet. Yavaşlatmadığı için. Lan buldu ilk kapıyı. Peki. Sesi duydu. Öldüremedin kanka. Öldü mü? Öldürdü herhalde evet. Yoksa çözmüştü şimdi bombayı. Aldın helal be. Bitti oyun. Ve kazandık. Yani çok iyi oynamadık ama fena da oynamadık son roundu. 2 kill aldık. Kim aldık? 3. 2 kill aldık. Baksana adamdaki silahlara falan. Güzel. 7 kill ile oynamışız. 8 kere ölmüşüz. 4. olduk. Bu arada silah kasmak istiyorsanız LEGO oyunu oynamayın. Yani silah kasacaksanız. Ben şu an yani en ciddi oyun bu olduğu için LEGO oyuna girdim. Videoda olduğumuz için. Ama silah kasacaksanız şuradan bekleyelim çıkalım. Oyun biter bitmez tekrar kendini arıyor. Silah kasacaksanız şuradan core oyunlardan oynayın. Çünkü buralarda daha çok kill alıyorsunuz, daha çok headshot atıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Silahlara farklı farklı levelini de daha hızlı alırsınız. Kendi leveliniz de daha hızlı artar. Daha rahat edersiniz. Şimdi şu Grand Boots on the Ground War. Buna gelelim. Bu işte dediğim BF modu. Yani BF gibi olan oyun kısmı. Yani niye sevmediğimi söyleyeyim. Tam bir kaos ortamı var. Yani bak yerimden hareket edemeden daha. Yani hareket edemeden dedim işte bir 10-15 metre ilerleyemeden. 3-4 kere üst üste öldüğümü biliyorum oyunda. Herkes pusuyor. Sürekli pusuyorlar. Herkes pusuyor. Kimseyi dışarıda göremiyorsun. Dışarı çıktığın anda ölüyorsun. Pencereden baktığın anda genelde ölüyorsun. Tabi sniperlar çok etkili. Yani millet sniper alıyor geçiyor köşeye. Böyle klavyeyi bırakıyorlar elden. Bak sol ele bırakıyor. Kafasının arkasına koyuyor böyle rahat rahat. Sağ elden sadece böyle görüp tıklıyor.
Yani açıyor scope'u, tıklıyor. Bu. Neden? Çünkü bütün sniper'lar CSGO gibi tek atıyor. CSGO'daki AWP gibi. Bütün sniper'lar adamın koluna da vursa tek atıyor, bacağına da vursa tek atıyor, kafaya da vursa tek atıyor, gövdeye de vursa tek atıyor. Yani sizin bir yeteneğinize ihtiyacınız yok. Yani tutup da headshot atmaya ihtiyacınız yok. Sürekli tek at hepsi de. O yüzden yani herkes kullanıyor burada. Ve bence oyun zevkini düşürüyor. Sürekli yani tek yiyorsun. Nereden yediğini bilmiyorsun. Adam 200-300 metre öteden vuruyor seni. Anlamıyorsun bile. Farkına varmıyorsun. Ondan sonra şey var. Şu göstermeyi unuttum. O şeyde çok etkiliyor. Şu kill streak olayı var. Siz 3 kill aldığınız zaman mesela ölmeden tabii. Ölmeden üst üste 3 kill aldığınız zaman şu ikisi açılıyor. Ölmeden üst üste 4 kill alırsanız bunlar açılıyor. Tabii bunların hepsinden birer tane yerleştirebiliyorsunuz. Hepsini koyamıyorsunuz. Yani birer tane değil. Toplam 3 tane kill streak item seçebiliyorsunuz. Bunun birini 15'lik alırsın. Ha bak görüyorsun. Birini 15'lik alırsın, birini 10'luk alırsın falan kafana göre. Kendine nasıl güveniyorsan. Bunların içinde uçaklar falan var. Precision Airstrike diyor mesela. İşte ne bileyim. Mesela bu var. Yani bu şey modunda, BF modunda bunu alıyor adam. Zaten çekiyor eline sniper'ı. 8 kill alıyor üst üste rahat. Çok sıkıntı değil onun için o. Neyse bunu alıyor. Yukarıdan sen dışarı çıktığın anda kafana uçak bombaları geliyor. Başkası öldürmezse tabii. Uçak bombası geliyor. Şu geliyor. Bu geliyor. Yani sürekli pusarak oynaman gerekiyor. Sürekli böyle bir yatacaksın bir yerlere. Bu yani. O yüzden ben sevmedim. Yani BF'de nasıldı? BF'de bir yere koşuyordun, şey yapıyordun, çatışmaya giriyordun. Her zaman tek yemiyordun sniperlardan. Headshot yersen tek yiyordun. Bir yetenek istiyordu senden oynaman için. Ama bunda öyle değil. Çok bir yeteneğe ihtiyacın yok. Kenara yat, çek sniper'ı, vur alayına. Karşına gelene vur. Ben sevmedim. Yani sırf o tarz bir oyun oynamak istiyorsanız bunu almayın. Yani zaten fiyatı da pahalı BF'ye göre. BF 150 lira falan şu an galiba fiyat olarak. Bu oyun yaklaşık 300 lira civarı diye hatırlıyorum. Yani bunu onun için almayın. Yani CSGO az önce oynadığımız mod. Bana sorarsanız CSGO'da daha zevkli. Kesinlikle. Yani çünkü bilmiyorum yani şey gelmedi bana. Ya haritalar da güzel. Belki benim şeyimdir yani CSGO'yu çok fazla oynadığımdandır. O yüzden de olabilir. Sizin daha çok hoşunuza gidebilir. Burada kötü demeyeyim o oyunu o açıdan. Yani, ama güzel yine de zevk alıyorum ben oynarken. Onun dışında diğer modlar ama bak tek serzenişim şu olacak. Bak Call of Duty League demişsin bunu. Bak League demişsin. Ben de bekliyorum ki rekabetçi böyle bana böyle rütbe kazandıracak CSGO'daki gibi ya da işte LoL'deki gibi bir lig atlayacağım bir şey olacak. O tarz bir şey bekliyordum. Öyle değil abi. Hiçbir şey yok. Sadece bir tık daha ciddiyetli oyun. O kadar. Onun dışında hiçbir şey yok. Bak Friendly Fire Enabled diyor mesela. Bu kadar. Başka bir şey yok. Size herhangi bir lig bir şey kazandırmıyor. Yani daha ciddiyeti de şöyle bozuyor aslında. Mesela bir oyun 4-3 devam eden bir oyun var. Bir adam çıktı. Sen buradan aramaya girdiğin zaman o 4-3'lük oyuna dahil olabiliyorsun bir anda. Yani sıfırdan başlamamış bir oyuna da girebiliyorsun. Yarıdan devam ediyorsun oyuna. Yani bunun olmaması lazımdı bence ya. Yani lig demişsin, şey demişsin. Bence adam akıllı şey yapman lazımdı bunu. Bir lig sistemi üzerinden devam ettirmen lazımdı. Bence hoş olmamış. Ben beğenmedim. Yani siz beğenip oynuyor olabilirsiniz ama ben bu sistemi hiç beğenmedim ben. Onun dışında hardcore modları. Bunda da mesela Search and Destroy az önce 5'e 5 oynadık. Bunda 6'ya 6. Mesela neymiş? Hardcore Search and Destroy, Limited Hut, Low Health, Friendly Fire Enabled and Much More diyor. Daha az canla başlıyorsun. Friendly Fire açık. Bu. Dışına mesela bunu da ne diyor? Bunu da yer değiştirmiyorsun yani. Neyse. İşte anladınız. Farklı farklı şeyler var. Oynarken denersiniz. Bu Infected'ı niye seçmedim? Bunu şeyden dolayı seçmedim. Silah kasıyordum. Bu Infected'da da elinize bir tane silah veriyor sizin. Siz seçmiyorsunuz silah. Elinize bir silah veriyor. Ve bir tane ebe veriyor size. Sadece bıçak var elinde.
O bıçakla hepsi herkesi kendi gibi dönüştürüyor. Zombi modu gibi düşün. Herkesi kendi haline çevirmeye çalışıyor. O tarz mod. Silah kasmadığım için sağladım. Yoksa zevkli bir mod. Eğlenceli. Onun dışında genelde modlar eğlenceli. Normal modlar. Beklentiniz olmadan girerseniz öyle. Ama rekabetçi bir ortam. Ben mesela istiyordum bunu ya daha rekabetçi, daha böyle bir lig, bir rütbe sistemi üzerinde olmasını istiyordum. Ama olmadı. Onun dışında anlatacaklarım bu kadar. Ha şu şeyi anlatmadık lan. Dur. Weapons, field upgrades anlatmadık. Bu da X'le işte şarj oluyor bunlar. Belki az önce oyunda da gördüğünüz gibi. Belli bir sürede şarj oluyorlar. X'e basıp kullanıyorsunuz. Bu mesela işte yürürken ses çıkarmamanızı sağlıyor. Bu yere bir mermi kutusu bırakıyor. Siz ve arkadaşlarınız o mermi kutusundan eksik mermilerinizi dolduruyorsunuz. Ne bileyim, bununla drone çıkarıyorsun ortaya. Drone'la insanları spotlayabiliyorsun, işaretliyorsun. Bu bir koruma sistemi koyuyor. Tam ne işe yaradığını anlamadım. Bir iki kere kullandım ama anlamadım. Buradan işte daha güçlü mermiler takıyorsunuz silaha. Bir koruma kalkanı koyuyorsun falan filan işte, anladınız. Şarj oldukça bunları koyabiliyorsunuz. Evet, sanırım bu kadardı. Evet. Muhtemelen önce bu videoyu yüklerim. Bu videodan sonra da bir şey videosu gelecek. Exodus videosu gelir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer videoların devamından haberdar olmak istiyorsanız bu oyunun hikaye bir kısmından, hikaye serisini yapacağız. Ondan haberdar olmak istiyorsanız Metro serilerini izlemediyseniz izleyin. Eğer Metro'nun devam eden o Metro Exodus serimizi de takip etmek isterseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoları kaçırmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğendiyseniz beğen butonuna tekrar basmayı unutmayın. Ben niye burayı tekrarladım bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.